Merhaba arkadaşlar. Tekrar Gold TMPK üretiminin 6. videosuyla beraberiz. Ops. Hava motorunun çarptığı bir arası. Ne durumdayız? Yavruların çoğu serbest yüzüşe geçti artık. Yuvadan ayrıldı. Alan biraz büyük olduğu için erkek yavruları toplamakta zorlanıyor. Bugün birazdan yani erkeği ayıracağım. Onları da göstereceğim şimdi size. Bir kısım yavru daha yuvadan düşmedi. Onlar daha şey değil, aktif değiller. Ama bir saniye arkadaşlar. Ama yani artık erkeği almam lazım. Erkek çünkü aktif görev almıyor şu anda. Erkek de biraz asosyal olmaya başladı. Çökmüş zaten hayvan, baksanıza bayağı bir eridi. 3 gündür yemek yemiyor. Ona bir şimdi bir dürüm döner yaptıracağım. Hemen ya, yavrulardan ayırdıktan sonra dip çekeceğim şimdi. Sonra dediğim gibi sünger filtremi takacağım ve çalışmaya başlayacağım. Şu bitkileri falan da çıkartayım diyorum. Ya da bitki kalsın ya. Biraz mercimek atarım. Bakarım duruma göre şu alttaki pislikleri falan hepsini toparlayacağım şimdi. Evet, akvaryumun şöyle bir alta aldım. Dip çekimi yapacağım. Şimdi size de kamerayı sabitledim. Önce şu aparatım var biliyorsunuz. Pipetin ucuna, hava motorunun hortumunun ucuna pipet takmıştım. Bununla birlikte ağzımda ilk akımı vereceğim. Tabii dikkat etmem lazım. Yavruları çekmeyeyim. Evet. Çekim başladı. Görüyor musunuz? Böyle düşünüyorum. Dikkat ediyorum ki yavruları çekmeyelim. Tabi yavrular iki göz olduğu için belli oluyor bayağı. Bakın bir tane kaçtı hemen. Artık yavrular toparladı. Bunlara Artemia basacağım şimdi. Biraz. Geçin bakalım. İlk ürettiğim zamanlarda böyle yavruları çok çekiyordum. Şeyle, hortumla. Sonra valla kovadan tek tek yavru ayıklıyordum. Küçük kepçeye de sığmıyordum. Bir tane de şurada var. Kaç bakalım. Aa bak, bir tane de onun önünde varmış. Onu göremedim. O kaçtı kendisi. Aferin. Yalnız 20 falan diyordum da aslında bir 50'ye yakın yavru var. Bunlar da hep çürüyen bitkiler ya. Bitkilerin yaprakları, şeyleri, tortuları, mortuları, bilmem neleri. Bitki kalsın ya. Bitkiyi bırakacağım. Tek başına kalsın. Bitkiye zaten diğer akvaryumlarımı da bitkilendirdim, görmüşsünüzdür. Kaç bakalım, varsa orada balık. Kaçın. Keşke altına beyaz bir şey koysaydım. Yavrular bayağı kendini kurtarmışlar, yuvadan düşenler. İyi oldu yani bunu gördüğüm. Çünkü kamışın değdiği yerlerden hemen hızla kaçmaya başlıyorlar. Yani artık yem aramaya falan başlamış olduğuna işaret bu. Yani uyanmış yavrular artık. Şimdi onları çekmemeye çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Bayağı bir süpürdüm. Erkek de benim etrafımda dolaşıyor. O da bir şey var sanıyor. Aslında erkeği ben ayırayım hemen şu anda. Ya şimdi aklıma gelen bir şey bu. Erkeği ayırdım, bir plastik bir bardakları onun içine koydum. Ama şimdi yeni bir kap ayarlayacağım. O kapta dursun. Evet arkadaşlar, dip çekimi işlemim tamam. Daha fazla ya, yani biraz daha biraz kaldı. Onlar da kalsın artık, o kadardan bir şey olmaz. Şimdi su tabii çektik bayağı bir. Biraz su ilave edeceğim. Aynı ısıya getireceğim. Aynı ayarda su ilave ettikten sonra problem yok. Bir de sünger filtre takacağım şimdi. Evet, içerisi yani bunun olduğu probun saydığı yer 26 derece. 26,1 diyor. 26 derece. Ya ben ne yapıyorum? Geliyorum şimdi kettle'da suyumu ısıtıyorum. Buraya da biraz su aldım.
Kettle'dan bunun üstüne sıcak su koyacağım. Oradan yavaş yavaş çevire çevire 26 dereceyi bulacağım ve direkt suyun içine boşaltacağım. Sünger filtremi de taktım. Onu da şimdi iyice düzenleyeceğim. Isıtıcıyı da taktım. Çalışmaya devam ediyor. Ondan sonra yolumuza bakacağız inşallah. Bakın şunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben biraz önce yaptım. Hemen 21 dereceden geliyor bir saniye. 25 25'i yükseldi. Bakın şöyle kettle'da kaynar su var ya. Çok az dökeyim. Çünkü çok artabilir. Çok az döktüm ya. Alıyorum sazı elime. Çeviriyorum. Bu şeyler nem ölçer ve sıcaklık ölçerler 3-4 saniye hatta 5 saniye sonra falan tespit ediyor tam olarak. O yüzden hemen ilk seçeneğe doğru diye değerlendirmeyin. Bakın mesela bakın 25,1 olmuş ama bekliyorum ben biraz daha. Şimdi bir kere daha tespit etsin. Çünkü suyun her yerine aynı şekilde bakamıyor. Karıştırın. Bir kere daha süre verin. "25. Güzel. Demek ki biraz daha döksem 26'yı yakalayacağım. Bence bu defa tamamdır. Evet, karıştırmamızı da yaptık. Son ilaveden sonra bakıyoruz. 25,6 diyor. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha karıştıralım. Yani yarım derece falan çok fark etmez ama olsun. Yavrular için hiç riske girmeyelim. Hem de nasıl yaptığımızı görmüş olalım. Hala 25,6 diyor. Çok az daha ilave edeyim. Karıştırıyorum. Evet. 26,5 26,5 oldu. Fark etmez. O şimdi düşecek. İlk sıcaklığı bak. Belki ilk dalga ona geldi. Tamam. Zaten 26'ydı. Yarım derece. Biraz da soğuk su koyacağım şimdi aklına takılmasın. Tamam arkadaşlar. Artık şey yapacak halimiz yok yani. Evet işte gördüğünüz gibi pipo filtremi de taktım. Az az çalışacak şekilde yavrulara hava olsun ve artık amonyak nitrat oluşumunu başlatan pardon oluşumunu tamamlayan bakteriler oluşmaya başlasın ki yavrular amonyağa maruz kalmasın. Bunlar biliyorsunuz küçük gözeneklerde oluşuyor bu bakteriler. Sünger filtremizin süngeri de bu işe yarıyor. Burada artık doğal oluşum başladı. Yavrular tabi bakın şurada yavaş yavaş yuva çekiştiler. Bazıları yuvada yuva kalsın yuvayı bırakacağım. Yuvada durmak isteyen yuvada dursun. Zaten 1-2 gün sonra yuvayı da tamamen kaldırmış olurum. Gerek olmaz yuvaya. Şimdi biraz su dibe çöksün iyice. Artemia var. Artemia basacağım. Bakalım Artemia tepkileri ne olacak.